Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Stent takılan hastalarda nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Stent takıldı. Vallahi şimdi stent takıldı. Şimdi tabii stentlerin bundan 15 yıl önce %30'lara 40'lara varan tekrar 6 ay içerisinde tekrar tıkanma oranları vardı. Şimdi ilaçlı stentler biraz teknoloji gelişti. Biraz da ilaçlı stentlerle bu oranlar öyle %10'lara falan düştü. Oy, çok güzel. Bir düştü temel. Ama yine de 6 ay içerisinde %10 civarındaki darlık da yani tekrar tıkanma oranı yine hala yüksek. Yani çok ben stent taktım. Ben artık şey rahatım, yok, her şeyi yiyip içebilirim. Bypass'a da geçerli bu. Hı hı. Yani bypass da yapıyorsun. Bypass yaptığımız damarlarda belki hani stent kadar çabuk olmasa bile yıllar içerisinde onlar da tekrar daralıyor, tıkanıyor. Ya da daha önce normal olan damarlar daralıyor, tıkanıyor. Yani bu hastalık biten bir hastalık değil. Değil. Yaptık, bitti. Öyle bir şey yok. Devam ediyor. Devam takip, tabii, izleme. Tabii. Onun için hem doktor izleyecek hem kişi kendi kendini izleyecek, takip edecek. Koruyacak tabii. Mesela stent takıldığı zaman onun ani tıkanmasını engellemek için ciddi kan sulandırıcılar veriyor. Sadece aspirin değil. Daha etkili kan sulandırıcılar veriyor. Onu en az bir yıl falan kullanması gerekiyor. İlacın çok iyi dikkat etmesi gerekiyor. Eğer dikkat etmezse, arada keser ise o düzenli alması stent gerekiyor. Çabuk ani tıkanmalar, ani krizler olabilir. Bir de yavaş yavaş da tıkanabiliyor. Onu da engellemek için yine aynı şeyler, sigaraydı, şeker kontrolü ya da şekerden hastalığına yakalanmama, işte spordu, kilo almamaydı. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Kalp ameliyatlarında günümüzde teknoloji gelişti diye söylüyoruz. Başarı oranı nedir? Şu anda normal bir bypass ameliyatlarında, yani çok özel bir risk yoksa, çok ileri yaş, işte böbrek hastalığı, ciddi akciğer hastalığı, ciddi hastalıkları yok ise %1'in çok altında. Muhteşem. Yani, tabii tabii. Yani ben mesela 20 yıl önce başladığımız zamanlar bu oranlar böyle %5'lerde, onlardaydı. Şimdi artık %1'in çok altında bypass ameliyatlarında. Özellikle genç hastalarda yani çok nadiren problem yaşıyoruz. Yani o da işte ne olabiliyor? Böbrek problemi olabiliyor. Alakosu, felç geçirme riski falan olabiliyor bu tür ameliyatlarda. Ama onlar %1'in artık çok altında. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.